Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte 13. Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekillerini seçtiğimiz 24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'dan ilk açıklama geldi. İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek veren tüm Aksaraylılara teşekkür etti. 24 Haziran Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilliği genel seçimleri resmi olmayan sonuçların ardından AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy yazılı bir basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Altınsoy, milletimiz tercihini kavgadan yana değil hizmetten yana kullanmıştır. Kazanan Türkiye, Türk milleti, bölgemizdeki tüm mağdurlar, dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracağız. Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere çıkartacağız. Bayrağımız çok daha nazlı dalgalanacak. Türkiye tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten yana kullanmıştır. Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır dedi. Altınsoy, seçim süresi boyunca emeğini esirgemeyen AK Parti neferlerine teşekkür ediyorum diyerek Cumhur İttifakı'na destek veren Sayın Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenlere teşekkür ediyorum. Sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bu seçim hem partiler hem de ilimiz ve ülkemiz açısından hayırlı bir tecrübe olmuştur. Bizler AK Parti teşkilatı olarak milletimizin verdiği mesajı aldık. Önümüzdeki dönem eksikleri tamamlayacağız. Yemin töreninin hemen ardından milletvekillerimiz görevine başlayacaktır. Bu duygularla ilimizde Cumhur İttifakı'na oy veren her bir hemşerimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a %76 gibi rekor bir oyla güçlü bir destek verip başkan seçen Aksaraylı hemşerilerimize teşekkür ediyor, yeni seçilen milletvekillerimize de görevlerinde başarılar diliyorum ifadelerine yer verdi. Beklenen imar barışı yasasının yürürlüğe girmesinin ardından vatandaşlar Aksaray Belediyesi'nde imar, iskan ve borçlarını yapılandırmak için kuyruğa girdi. İmar barışı olarak bilinen ve ülke genelinde 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar belediyeye akın etti. İmar barışı devletin vatandaşıyla itilaflı olduğu imar planına aykırı ruhsat ekleri, projesine aykırı veya ruhsatsız olan yapıları kayıt altına alırken çıkan yasa 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsıyor. İmar barışının sevinç yaşattığı vatandaşlar yasayla konut, imar, iskan sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için E-Devlet Kapısı sisteminden ya da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler. İmar barışı yasasından yararlanmak için Aksaray Belediyesi'ne günde 200 vatandaşın başvurduğu bilgisini paylaşan yetkililer, vatandaşların ödeyeceği rakamların konutlarda %3, ticari kullanımlarda ise %5 katsayısıyla çarpılarak belirleneceğini dile getirdi. Aksaray Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri 6 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren imar barışı hakkında vatandaşlara yardımcı olmak ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren imar barışından yararlanacak vatandaşlara yardımcı olarak hem bilgilendirme hem de başvurularını yapmalarını sağlıyor. Aksaray Belediyesi daha çağdaş ve modern bir şehir yaşamı için estetik şehir çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin her yerine rengarenk mevsimlik yaz çiçekleri dikerek şehri güzelleştiriyor. Aksaray Belediyesi tarafından başlatılan peyzaj çalışmaları devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dikimi gerçekleşen yaz çiçekleriyle birlikte Aksaray rengarenk bir görünüme kavuştu. Aksaray Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte değişik renk ve türden mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu.
Ekipler kent genelindeki yeşil alanları ve parkları çiçeklerle süslerken, cadde ve sokaklarda kavşaklarla refüjlere dikilen petunya, begonya, hercai ve menekşe çiçekleri vatandaşların da büyük beğenisini topluyor. Aksaray'ın daha yeşil ve daha güzel görünmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevcut park ve yeşil alanların bakımı ve yeni yeşil alanların oluşturulması için çalışmalarına devam ediyor. Estetik bir kent görünümü kazandırmak adına Aksaray'ın silüetini değiştiren dev yatırımların tamamlanarak hizmete girmeye devam ettiği, Aksaray Belediyesi'nin hizmete sunduğu yol, parklar, bahçeler, sokaklar, rekreasyon alanları, proje ve yatırımlarda kentsel yaşam alanlarının iyileştirilmesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı büyüyor. Türkiye genelinde birçok kentte uygulaması olan proje Aksaray Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda hayata geçirildi. Aksaray yazısı vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Aksaray Belediyesi Tarihi Hükümet Konağı ve Saat Kulesi ile Aksaray Merkez'de en gözde mekanlardan bir tanesi haline getirdiği 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na Aksaray yazısı yazdırdı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na şehri güzelleştirmek amacıyla diktiği Saat Kulesi'ni hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler ve buluşma noktası için klasik haline getiren Aksaray Belediyesi, yazdırdığı Aksaray yazısıyla yerli ve yabancı turistlerin ve şehir sakinlerinin hatıra fotoğrafı çektirmesi adına hayata geçirdiği projede şimdiden çok sayıda olumlu tepki aldı. Özellikle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar ilk buraları tercih ediyor. Gençler ve çocuklar yazıların üstüne çıkarak ya da kenarında fotoğraf çektirirken, yaşlılar ise yazının önünde poz veriyor. Saat Kulesi ve Aksaray yazısı önünde hatıra fotoğrafı çektirenler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarla Aksaray'ın reklamını yapıyor. Aksaray yazısı daha çok şehir dışından gelen yerli ve yabancı turistler için düşünülse de vatandaşlar estetik Aksaray yazısı önünde hatıra fotoğrafı çekinmek için birbiriyle yarışıyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberlerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.